hayattayız. Mazlum çocukların ağrı için yürümeye devam ediyoruz. Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşümüzün 27. haftasında Gazze için sesimizi yükseltmeye devam ettiğimizi ve edeceğimizi belirtmek istiyoruz. Yaklaşık bir asırdır işgalci Siyonist Sözde Devlet İsrail, Filistin'de sistematik bir şekilde katliamlar yapmakta, insanları yurtlarından zorla sürgün ederek mal varlıklarına el koymaktadır. 7 Ekim'den itibaren yaklaşık 7 aydır süren saldırıların neticesinde yaklaşık 40 bin kişi şehit oldu, 100 bine yakın kişi ise yaralandı. 19 binden fazla çocuk ise yetim kaldı. İsrail'in Gazze'de bulunan hastanelere yönelik saldırıları katliamlara dönüşmüş, ancak söz konusu saldırılara uluslararası alanda henüz bir yaptırım uygulanmamıştır. Saldırılardan önce Gazze'de yaklaşık 35 hastane bulunmaktayken, şu anda Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tamamı ve güneyindeki hastanelerin çoğu sağlık hizmeti veremez durumda. Bugünlerde Gazze'de ayakta kalan ve hala çalışmaya devam eden yalnızca 3-4 hastane mevcut. Bunların da sadece ikisinde aktif olarak ameliyat yapılabilmekte. Hastanelerin bazıları bombalanarak tahrip edilmiş, bazılarının içindeki cihaz ve malzemeler parçalanarak kullanılmaz hale getirilmiş. Ve birçoğu da 7 aydır hayatlarını ortaya koyan doktor ve sağlık görevlilerinin şehit edilmesi, tutuklanması veya göçe zorlanması nedeniyle sağlık hizmeti veremez hale gelmiştir. Özellikle Gazze'nin kuzeyindeki bazı hastanelerde hemen hemen hiçbir tıbbi malzeme kalmamış, güney-kuzey arası bağlantı neredeyse tamamen kesildiğinden dolayı malzeme tedariki de yapılamaz hale gelmiştir. Gazze'nin kuzeyindeki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi, geçen aylarda düzenlenen saldırılar sonunda çalışamaz hale getirildi. Gazze'nin güneyindeki en büyük hastanesi olan El Nasır Hastanesi bombalandı ve hizmet dışı kaldı. Gazze halkı abluka altında açlığa mahkum ediliyor. Bombaların, kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanlar, yetersiz beslenmenin, susuzluğun, salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum ediliyor. Yaptığı katliamdan en ufak bir ders alamayan terör devleti, kana susamışçasına Refah'ta, yeryüzünde en büyük insan yoğunluğu olan o küçücük alanda kara operasyonuna devam etmekte, yapılan uyarılara kulak asmamaktadır. Gazze'deki durum tam anlamıyla bir soykırımın acımasız yüzünü gösteriyor. İsrail, Gazze'yi bir toplama kampına dönüştürmüş durumda. Maalesef güvenli bir sığınak kalmamıştır. Bu vahşete sessiz kalmak, insanlığın vicdanını ayaklar altına almak demektir. Gittikçe zalimliği ve zulmü artan işgalci İsrail'e diyoruz ki, zalimin sonu yaklaştıkça zulmü artar ve daha da azgınlaşır. Senin de sonun yaklaştı. Geçmişteki tüm zalimler gibi, senin de tarihin kara sayfalarında adın geçecek ve lanetle anılacaksın. Bugün senin zulmüne susanlar, senin yanında olup yardımcın olanlar da ileride utancından kaçacak delik arayacak ve yargılanmaktan kurtulamayacaktır. Elbet bugünler de tarih olacak. Biz Gazze'yi unutmadığımız, unutturmadığımızda, imkan olursa gemilerle kardeşlerimizin yardımına koştuğumuzda, imkan ve şartlar müsait olmadığında, eylem ile yüreğimizdeki ateşi diri tuttuğumuzda, zulmedenlerin hangi akıbete uğrayacaklarını haykırdığımızda, dua ile Allah'tan yardım, sabır ve metanet dilediğimizde, boykotu gevşetmediğimizde, alışkanlık haline getirdiğimizde sevinenler mazlumlar olacak. Yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına,
devletlere, sağlık ve yardım organizasyonlarına sesleniyoruz. Gazze insani yardım bekliyor. Bombalardan kurtulabilen bir avuç mazluma acilen insani yardım ulaştırılmalıdır. Yaralı ve hastalar bir an önce tahliye edilmelidir. Dünyanın dört bir tarafında aynı hassasiyeti paylaştığımız nice hekim ve sağlık çalışanları adına bizler her türlü göreve hazır olduğumuzu buradan bir kez daha dile getiriyoruz. Bu minvalde tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına sessiz yürüyüş kervanımıza ses olmaya davet ediyoruz. Dünya yeni bir bahara gebeyken biz vicdanımızla, şuurumuzla, duamızla, eylemimizle Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Ve her hafta tekrarladığımız gibi bir kere daha tekrarlıyoruz. Bizler kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz. Sabır ve azimle zulme karşı dur diyenler olacağız.